Aslında Endonezya Havelsan için uzun süredir olunan önemli bir pazar. Şimdi Endonezya pazarıyla ve tabii ki sadece Endonezya değil, Güneydoğu'dan biraz, Güneydoğu Asya'dan biraz Afrika'ya doğru da kayalım. Sizden bu bölgedeki çalışmalarınız, Havelsan'ın verdiği ürünler, geleceğe nasıl bakıyorsunuz? Biraz dinleyelim. Evet, merhaba Atolgoy. Havelsan olarak biz Endonezya'da uzun zamandır iş geliştirme ve pazara giriş faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hamdolsun geçen seneden itibaren deniz kuvvetlerinde projeler almaya başladık. Bizim savaş yönetim sistemimiz Advent'i, bunların deniz kuvvetleriyle beraber çalıştık. Kullanmada başladılar inşallah. Proje geçen sene imzaladık, bu sene de devam ediyor. Yeni projeler de gelmekte. Deniz kuvvetleri yanı sıra kara kuvvetlerinde de irtibatlarımız sürüyor. Onlara da müşterek operasyonlar için yazılımlarımız var. Onları konuşuyoruz. Bir takımda sözleşmesinde imza aldık. Tabii ki burada Endonezya'nın en büyük fuarı, bölgenin de en büyük fuarlarından bir tanesi, Malezya'da DSA vardı, burada Endo Defense. Birçok heyet, bugün ilk gün olmasına rağmen, sabahleyin resmi programlar olmasına rağmen üst düzey heyetler de geldi. Hatta sadece Endonezya değil, Malezya'dan gelenler, Suudi Arabistan'dan gelenler üst düzey heyetler de geliyorlar. Özellikle hava kuvvetleri için, onu da şimdi daha çok görüyoruz. Hava kuvvetlerinin Türkiye'deki kullandığımız gibi hava kuvvetleri bakım yönetim sisteminin yazılımında çok ilgi görmeye başladı. Tabi buradaki Havelsan'ın da özelliği, biz bunlara teknoloji transferi ile bakımını, idamesini ve geliştirilmesini de teklif ediyoruz. Tabi bu da duyanların çok hoşuna gidiyor. Çünkü batılı ülkelerden, batılı firmalardan aldıkları zaman aslında kara kutu alıyorlar. Ve kara kutuyu da onların desteği olmadan kullanamıyorlar. Ve biz bunları anlattıkça gerçekten bunları siz böyle yapıyor musunuz diyorlar. Evet, yani bizde çalışanlar zaten bunu görüyorlar. Hem Türkiye'mizde, Pakistan'da zaten bunu yaptık. Daha önce Pakistan'da deniz kuvvetlerinde de teknoloji transferiyle onların bir takım firmalarının yetkinliklerini de geliştirdik. Onu da karşılığını görüyorlar. Umman'da yine kara kuvvetlerinde bazı projelerimizi sattık ve onların da gerçekten geliştiğini, yeni firmacıklarda çıktığını gördük. Endonezya'da inşallah tabii bunu deniz kuvvetlerinde ilk göreceğiz. Kara kuvvetleri projesinde ikinci aşamada göreceğiz. Ayrıca bu bölgede son dönemlerde tabii komuta kontrol bir, ikincisi simülatörler. Simülatörlerle ilgili hem Endonezya'da hem de Malezya'da paraşüt simülatörü, virtual paraşüt simülatörünü de satmış bulunuyoruz. Onlar da kullanıma almaya başladılar. Bunların yanı sıra hava kuvvetlerinin farklı birimleri için, farklı platformlar için simülatör çözümleri konuşuyoruz. Hatta Türkiye'ye Malezyalı, Endonez birçok pilotumuz da gelmeye başladı. Birkaç senedir geliyor. Artarak da devam ediyor. Hatta tabii biz Endonezya'ya ama geçen hafta da Senegal'deydik. Senegal'den bile Türkiye'ye KT1 eğitimi için pilotlarımız geldi. CN-235 için pilotlarımız geldi. Tabii bunlar da Türkiye'de bu işlerin gerçekten kaliteli ve açık, böyle transparan bir şekilde yapıldığını görmeleri, bizim ne kadar iyi kalitede hizmet verdiğimizi görüyorlar. Tekrar bölge olarak bakacak olursak Endonezya, Malezya, Filipinler, Bangladeş olmak üzere aslında biz bölgede bayağı bir faaliyetlerimizi de arttırdık son 3 senede. Endonezya'da halihazırda proje aldık. Malezya'da proje alıyoruz. Filipinlere çok yakın bir zamanda bir arkadaşımızı atadık. Oradan da inşallah yakın bir zamanda gerçek böyle proje konuşmaya başladık. Neredeyse teklif aşamasına da geldik. Ama bölgenin çok potansiyeli var. Tabii ki Ankara'dan bunları yönetmek tabii ki çok zor olduğu için biz de bayağı bir düşündük. Burada belli bölgesel ofisler de açtık. Yerel çalışanlarımız dahi kadromuza kattık ve satışlarımızı ilerletiyoruz. Bu tür tabii fuarlar uluslararası anlamda temasların kurulması, ürünlerin birebir temasla gösterilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Malum bir salgın döneminden sonra özledik fuarları, arka arkaya fuarlar geliyor. Sizlere burada yeni ihracat başarıları diliyoruz. Anladığım şu ki herhalde önümüzdeki dönemle buradan bol bol satış konusunda haber yapacağız gibi geliyor bana, bilmiyorum. Evet, inşallah. Tabii dediğiniz gibi bölgelerden Türkiye'ye gelenler çok var ama bizim de bu bölgelere gelip böyle fuarlarda olmamızın tabii ki hem avantajı hem de olmazsa olmaz. Çünkü buradaki Savunma Bakanlığı olsun, Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri Komutanları olsun, burada var mısın yok musun? Biraz da ona bakıyorlar. Yani hatta Türkiye'ye geldikleri zaman biz bunları gösteriyoruz. Barkanı, sancarı, bahamızı, her şeyi gösteriyoruz ama onları buraya getirdiğimiz zaman, evet, buraya önem veriyorsunuz, bizi dikkate alıyorsunuz.
konusunda da çok daha böyle farklı yaklaşımlar oluyor. Burada pazar çok büyük. Gelişmekte olan bir pazar. Buraya çok daha fazla emek de harcayacağız. Daha fazla buraya gelip gideceğiz. Buradaki ofisimizi büyüteceğiz. Burada çalışanımız var, projelerimizi aldık. Onlar proje ofislerinde kuracağız. Proje ofisleriyle beraber daha fazla iş geliştirme, pazarlama için de arkadaşlarımıza burada istihdam etmeye başlayacağız. Çok teşekkürler, sağ olun, iyi fuarlar diliyorum. Teşekkür ederiz, kolay gelsin.